Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisinin soru çözümü kısmındayız. Bu videomda dikdörtgen konusunun son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş sorularını inceleyeceğiz. Daha doğrusu sorulmuş sorularının benzerlerini inceleyeceğiz ve daha değişik hallerini inceleyeceğiz aslında. Eski soruları da koydum, eski soruları yeni nesle çevirip öyle de koydum ve hatta yeni birkaç tane soru da koydum. Onları da şey yapacağız. Çok da güzel bir içerik çıktı burada. Ee, sizi güzel bir video daha doğrusu güzel bir pdf de bekliyor arkadaşlar. Ve videonun sonunda da ne yapacağız arkadaşlar? Videonun sonunda da son 10 dakikasında falan ÖSYM dikdörtgen konusunda neredeymiş, nereye gitmiş ve nasıl sorular sorulabilir onlardan bahsedeceğiz. Çözümlere başlamadan öncelikle size, size şunu söyleyeyim. Videonun açıklama kısmındaki linkten bunun boş pdf'ine ve dolu pdf'ine ulaşabilirsiniz. Ee, sanırım 4 olması lazım. 4 numaralı pdf boş, ol boş olacak. 4.1 numaralı PDF'te dolu PDF yani çözümleri de olacak. Öncelikle siz PDF'i çıkartıp soruları çözün. Ee, sonra çözümlerine bakıp kontrol edersiniz. Yanlış yaptığınız ya da yapamadığınız soruları e, dakikasına gelip oradan çözümleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında da yorum kısmında izleyebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi biz soruların çözümlerine başlayalım. Son 10 yıl içerisinde 2012'den itibaren ÖSYM e, dikdörtgen konusunda ne sormuş onu bir bakalım arkadaşlar. LYS 2012 benzer sorusu Evet katlama sorusu daha öncelerinde de söylüyorduk katlama soruları 10 yıldır zaten karşımızda var arkadaşlar yani bir yeni nesil soru diyemeyiz buna bunlar bilinmesi gereken bir şey hemen hemen her yılda karşımıza çıkan bir şey katlama soruları arkadaşlar dikkat edeceksiniz buna çemberde de sorulabilir üçgende de sorulabilir her yerde sorulabiliyor katlama Evet bakın Kenar uzunlukları 9 ve 12 cm olan ABCD ilk dörtgeni biçimindeki bir karton AB ve CD kenarları BD köşegenine gelecek şekilde katlanmış bu şekilde. Katlama sorusu gördüğümüz zaman hop eski haline geri doğru açıyorduk arkadaşlar. Şunu da açalım bakalım şöyle. Ve katlamada ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam <laughs> şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta e, bu kenarla da bu kenar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. da. E, hatta açılar eşit mi? açılar şu kenarlar eşit mi? Eş üçgen mi? Evet üstte binen açılar birbirine eşit olacak ya noktaya nokta. Hocam burası iki noktaysa z'den dolayı burası da iki nokta. Yani bunlar da noktaya nokta oldu. Üçgenler eş üçgen oldu. Yani bunlar da birer çizgi diyebiliriz aslında. Çizgiye çizgi aynı üçgen olduğundan dolayı. Şimdi verilen uzunluklara bakalım arkadaşlar. Bakın kenar uzunlukları 9 ve 12 birimdi. Şurası 9'sa burası 12 ise bir kere burası 12 iken şurası ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. A 9 12 15 üçgeninden buraya ne kaldı? 3. Aynı şekilde hocam şu katlamadan dolayı da şuraya kadar kısım da 12 tamam 15 olduğundan buraya da 3 kaldı. A üstü ve C üstü noktalar arasındaki uzaklık isteniliyor. Bakın tamamı 12 idi buraya kadar olan kısım. E burası 12 olduğundan dolayı e, 3'ü de buradaysa bakın burada 3 ise buraya da ne kalmış oluyor o zaman arkadaşlar? 9 kalmış oluyor. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Pardon 9 kalır mı? Evet 9 kaldı. 12'den 3 çıkınca 9 kalıyor arkadaşlar. Cevabımız 9 yapmış oldu. Evet birinci soru güzel bir soruydu. Cevap 9. Geldik ikinci soruya. Ls 2012 benzer sorusu. ABC dedik dörtgen. ADK ve CLB birer eşkenar üçgen. He. Şuna bakalım. ADK. Evet şu ve CLB. Şu birer eşkenar üçgenmiş. Hemen bu eşkenar üçgen olduğu için 60'ları bir yazalım. Hocam bu da bir eşkenar üçgen 60'ları şöyle bir yazalım. Burası ne oldu? 30 oldu. 60-90 ise burası da 30 oldu. E, 60 burası 30 olacak. E, sonra 90-60 ise burası da 30 oldu. 30-30 buraya da 120 kaldı. Burası da 60 derece. Hatta burası da 60 derece. O zaman burası da aynı şekilde açıları yazacak olursak. 30 burası 120 burası da 30. Hatta burası da 30 derece olmuş oldu. Bizden taralı alan bölü tüm alan isteniliyor arkadaşlar. Hadi bakalım bulalım. Bir yerlerden başlayalım arkadaşlar. Nereden başlayalım? Şuradan eşkenarın bir kenarından başlayalım. 1 diyelim. Çünkü oran isteniyor arkadaşlar. 1 1 1 diyecek olursam 1 ise karşısı da 1'dir. Eşkenardan dolayı 1 1 çıktı. E hocam 30 30 burası da 1 1. 30 30 burası da 1 çıktı. 30 30 burası da 1. 30 30 burası da 1 çıktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu dörtgenin alanını bulacağız. Valla bu dörtgenin alanı bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin alanı neydi? ya köşegenler çarptığının yarısıydı ya da tabanına ait yüksekliği bulabilirdik. Eşkenar dörtgen ya 60 da burada ya buna ait yüksekliği şu şekilde çizebiliriz. 90'ın karşısı 1 30'un karşısı 1 bölü 2 kafadan yapıyorum. 1 bölü 2'nin köküç katı da burası da köküç bölü 2'dir. O zaman alan EFKL taban çarpı tabana ait yükseklik köküç bölü 2 çarpı 1. Tabanımız 1 iken önce tabanı yazayım isterseniz 1 çarpı köküç bölü 2 alan bölü alan ABCD'ye bakıyoruz. 1 çarpı şu. Hocam 30 30 120'den dolayı burası kök 3. 30 30 120'den dolayı burası da kök 3 olduğundan dolayı 1 çarpı 2 kök 3 yaptı. Kök 3lerden ne oldu? O zaman 1 bölü 2 bölü 2. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yaptı. O zaman 1 bölü 4 yaptı. Farklı yollarla da bulabilirdiniz. Alan dağıtarak da sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. İsterseniz oradan da yapılabilir tabii ki. Hatta isterseniz bir de oradan yapayım alan dağıtmayla. Ben burada özel açılar olduğu için özel açılara yoğunlaştım. 30 60 90'ları yazınca zaten şey çıkmıştı burada. E, şunlar hep 1 1 1 çıkmıştı. Şu eşitleri yazdığımız zaman yeterli olacaktı zaten. Buradan başlayalım. Hocam burası A ise burası da A'dır. Hocam burası da A'dır. Çok güzel. E, ondan sonra şu üçgen oluşturacak olursak çizdiği A ise çizdiği yine A'dır. E, aynı şekilde arkadaşlar şurası da e, A'dır hocam diyebiliriz. Çünkü aynı üçgen bir, birer kenarları bir, bir olan üçgen. Burası da A, burası da A, burası da A, burası da A. Burası da A. E o zaman 2A bölü 8A'dan cevap yine 1 bölü 4 çıkar da diyebilirdik arkadaşlar. Tamam. Tabi çözümde isterseniz şey kalsın. Hemen burada bir geriye doğru şöyle bir hızlı bir şekilde alayım arkadaşlar. Çözümde de ilk yazdığımız kısım kalsın. Alan dağıtarak gitmek daha mantıklıymış gerçi ama olsun önemli değil. Cevabımız 1 bölü 4 çıktı. İkinci soru. Geldik üçüncü soruya. Yine bir katlama sorusu YGS'de sorulmuş. 2013'te sorulmuş arkadaşlar. Katlamayı görünce ee, ne yapıyoruz? Eski haline bir geri getiriyoruz şekle. Şöyle bir eski haline geri getirdik arkadaşlar. Evet. Bakın bu bunun simetriği. Hani şu doğruya göre simetriğini almış oldu sadece. Şimdi bakalım. Şekil 2'deki gibi kesilmiş. Şu şekilde olmuş. Katlama işleminden sonra elde edilen alan 32 birim kare azaldığına göre. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman. Önceden bu alan var mıydı? Var. Hala var. Tek katlı burası. Önceden bu alan var mıydı? Var. Hala tek katlı. Ama önceden yine bu alan var mıydı? Var. Şimdi üst üste katlanınca burada iki kat üste oldu mu? Oldu alan 32 birim kare azalmış diyor ya o zaman burada azalan kısım neresi olmuş oluyor arkadaşlar? Burada gördüğümüz kısımda üst üste binen iki yer burası oldu. E ben bunun iki tanesini saymıyorum. Görünen yüzün alanı burası artı burası artı burası oldu. Alttaki kısım azalmış oldu mu arkadaşlar? Oldu. Dolayısıyla şu üçgenin alanından bahsedebilirim. Evet bu üçgenin alanı kaçmış arkadaşlar? 32 32'ymiş. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Peki ben bunu böyle katladım ve burası dik demiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız verilen her bilgi yazar tarafından size kopya olarak soru çözümü için bir yöntemdir diye söylüyorduk zaten. Bu 90'ı kullanacağım. Hocam burası da 90. E o zaman burası da 90. Burası da 90 olduğundan burası da 90 oldu. Aa, hocam burası da 90 olduğundan üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan 45 45 çıktı. 45 90 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. A x kenar üçgen. Burası A ise burası da A. E hocam A çarpı A bölü 2 eşittir. 32 değil mi buradaki alan? Evet. Biraz önce açıkladık. E buradan A kare eşittir 64 A'yı da buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğu da A zaten. A da kaç çıkar buradan? 8 çıkar arkadaşlar. Üçüncü soru kolay bir soru. Katlama sorusu. Yeni nesil mi? Değil. Eskiden beri gördüğümüz sorulardan biriydi zaten arkadaşlar. Cevabı 8 çıktı. Geldik 4'e. Şimdi bu eski nesli bir soruydu arkadaşlar. Ben bunu yeni nesil bir soruya çevirdim. Yani soruda okuyacağız ve adam ne diyor onu yapmaya çalışacağız. Bakalım ne diyor. Kenar uzunlukları 9 ve 15 birim olan dikdörtgen biçimindeki iki karton. Evet iki özdeş karton hatta öyle yazmam gerekirdi neyse. Birer kenarları çakıştırılarak düzlemsel bir yere konulmuştur. Hmm. Mavi karton C köşesi etrafında saat yönünde. Bakın mavi kartonu saat yönünde ne yapacağım? Saat yönünde döndürüldüğünde D köşesi kırmızı kartonun EF kenarının üzerine geliyor. Evet. Arkadaşlar ben bunu döndürüyorum. Şu kenarı döndürüyorum. Döndürdüğümde hop bu buraya geliyormuş. Hatta kırmızı kalemle çizelim onu. Arkadaşlar bu böyleyken hop buraya geldi. E bu kenar döndü böyle oldu. O zaman dikdörtgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde bir dikdörtgen mi olacak? Evet aynen öyle. Düzgün bir şekilde çizsem daha güzel olacak sanki. Heh. Şöyle ve şöyle. Ve şöyle bir dikdörtgen oldu arkadaşlar. İşte ÖSYM soruyu aynen mavi kartonu vermemişti. Bir dikdörtgen böyle bir dikdörtgeni de böyle çizip sormuştu. Ben bu sefer size ne yaptım? Yeni nesne çevir verdim sadece. Tamam böyle çıkabilir karşımıza. Dikkat edin lütfen. Evet EF kenar üzerinde geldi. D köşesi. Yeni D köşesi burası. Ee, C köşesi burası. Yeni B köşesi burası. Burası da yeni A köşesi oldu arkadaşlar. <laughs> Buna göre mavi kartonun AD kenarının kırmızı karton kırmızı dikdörtgenin üzerinde olmayan kısmının uzunluğu. AD kartonunun kırmızı kartonun üzerinde olmayan kısmının uzunluğu yani burası isteniyor arkadaşlar bizden. Haydi bakalım ne yapalım arkadaşlar? Buranın kaç olduğunu biliyoruz? 9. Şu uzunluğun 15 olduğunu biliyorum. Yani hocam burası da 15. Aa hocam burası da 15. Şu dikdörtgende uzun kenar 15 ya. 9 12 15 üçgenden 12 çıktım burası çıktı. Hocam bunun tamamı 15. E bunun da tamamı 15. Buraya ne kaldı? 3. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalacağız. Hadi bakalım dalalım. Hocam alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Hocam şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Hadi benzerliği kullanalım. Ben şuradaki a'yı bulursam olay bitti. Hocam burada 90'ın karşısı a'nın. 90'ın karşısı a'nın. 90'ın karşısı 15'e oranı. Eşittir beta'nın karşısı 3'ün. Beta'nın karşısı 9'a. 3'ün 9, 9 oranından A'yı kaç buluruz arkadaşlar? Kısaca benzerlik oranı 3 katı ya. Beta'nın karşısı 3 iken beta'nın karşısı 9. Oradan da bakabilirdik aslında. 1'e 3. O zaman 90'ın karşısı A. 90'ın karşısı 3A e olacak. Yani A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. E burası 5 ise bu dikdörtgenin kısa kenarı 9'du. Yani burası 9. Burası 9 iken burası da 9. E A'yı biz 5 bulduk. Tamam. O zaman X artı 5'in de kaç olması lazım arkadaşlar? 9 olmasından dolayı. X'i de kaç buluruz buradan arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Güzel bir soru. Yeni nesle çevirdiğim sorulardan biri. Mavi kartonu hiç düşünmeyin. Soru aynen bu şekilde sorulmuştu. Böyle bir dikdörtgen böyle bir dikdörtgen sorulup şuradaki X da sorulmuştu. Eski nesil soruları yeni nesile çevirip karşınıza getirmek de bence güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü ÖSYM artık eski nesil sorularını size yeni nesil sorduğu için önemli arkadaşlar burası. Evet dördüncü soru 4 çıktı. Geldik 5'e. O çok güzel x deniliyor bizden alfa beta'ya da alacağız ama burada bir dik yamuk var. Dik yamuk olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop şöyle bir dikdörtgen değil mi? Hemen burası 90. 3 ise 3. Buraya da x eksi 3 kaldı. A hocam 6 ise burası da 6. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacağız o zaman? Bir alfa beta'ya alacağız. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Şu üçgen ile bu üçgen benzer. Haydi benzerliği uygulayalım. Beta'nın karşısı x eksi 3'ün buradaki beta'nın karşısı 6'ya oranı eşittir. Alfa'nın karşısı 6'nın alfa'nın karşısı 8'e oranı. 2'ye böl 3. 2'ye böl 4. Bir daha 2'ye böl 2. Bir daha 2'ye böl 3. O zaman bu x eksi 3 eşittir. 3 ile burayı çarptım. Ya da direkt şey diyelim isterseniz. 2x eksi 6 mı oldu arkadaşlar? Şunu şöyle yaptım. 2 ile bu tarafı çarptım. 3 ile de bu tarafı çarpacağım. 9 eşit oldu. 2x eşittir 15 ise x de buradan ne geldi? 15 bölü 2 geldi. Evet cevabımız böylelikle 15 bölü 2 yaptı sevgili gençler. 2014 LYS benzer sorusuydu. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, şu alan isteniliyor benden arkadaşlar. Şimdi neye benziyor bu? Bizim paralel kenardaki özelliğe benziyor. Neydi? Bu tüm alanın yarısıydı değil mi arkadaşlar? Ya o zaman o zaman. Hocam buradaki oranlamaları da bulmam lazım benim. Bir şekilde bir şeyler yapmam lazım. Ya da daha farklı bir şekilde bulabilir miyim diye düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hayır kardeşim oran bulacağız. Burada oranları bulduktan sonra e, alanı oradaki alanı bulmuş oluruz büyük ihtimalle. Çünkü burada hiçbir uzunluk yok. Var aslında ama şöyle bulabiliriz. Hocam burası 3, 1, 3 burası kökon yapıyor. Kökon tabanına ait yüksekliği bulabilir miyiz? İmkanı yok. Başka bir yerde alfabeta geçişi falan filan da yapamıyoruz maalesef. Ben burada oranlamaları bulup alan dağıtacağım o zaman. Öyle gibi gözüküyor arkadaşlar soru. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Hmm. Yeter ki şuradaki oranlamayı bulayım ondan sonra bitecek. Çünkü bu alan tüm alanın yarısı. Ya da bunu da fark edemiyorsanız alanları dağıtıp o bir şekilde bir yerlere ulaşırsınız arkadaşlar. Hadi bakalım ne yapacağız? Hocam burada bir oran var. Burada da bir oran var. Şuradaki oranı nasıl kullanırdık? Hop kısa çizgi paraleli. Siz ne yapıyordunuz? Hocam dışarı kelebek oluşturayım. Kelebekler iç içe giriyor kardeşim. Ben bunu sevmiyorum diye de size de söylemiştim. Şuradan içeri doğru bir şey çizdim. Ne derler ona? Paralel çizdim. Hocam paralel çizdik. Çok güzel. Hatta burada 45-45-90 üçgeni de yapabilirdik aslında ama neyse hiç önemli değil. 1'in 3'e oranı 1'in 3'e oranından dolayı burası da 1 olacak mı olacak. Ya da hocam burası da 3 burası da 3 olduğundan dolayı burası 45 burası da 45 olur. E buradan bir paralel çizince 90 oldu burası da 45 oldu x kenar dik üçgenden 1 ise buraya da 1 diyebilirdik. Hocam bunun tamamı 4. Burası da 4 olduğundan 4. E yazınca ne çıktı burada? 1 kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 4. Ben buradaki oranlamayı bulmaya çalışacağım. E, buradaki oranlamada 1'e 4 ise eğer burası x ise burası 4x'tir. Hocam burada şu şu birbirine paraleldi. E, bununla, hatta bununla bu birbirine paraleldi. Şunu da şu. Hocam buraya bakacak olursak ee, şöyle bakacak olursak dikkat ederseniz. Hocam burada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası 5x ise burası da kaç x olacak? 10x olacaktır arkadaşlar. E şimdi ben alanı dağıtabilirim. Dağıtayım bakayım. Toplamda burası kaç yaptı? 11x yaptı. E hocam 11x burası 4x burası. 11x'teki 11a ise alan dağıtalım. 4x'teki alan 4a'dır. Tüm alan ne yapar? Tüm alanda kaça eşittir? 15a Bakın bu tüm alanın yarısı olduğundan dolayı 2 tane 15 a'ya eşit olacaktır. Bar paraya kenarda alanda da demiştik ki bu temel yapılar çok önemli diye. 30 a'ya eşit yani. E arkadaşım 30 a'da tüm alan ya. Tüm alanda burası 4 burası 3 olduğundan dolayı 4 çarpı 3 eşit değil mi? Evet. O zaman a alanını biz 12 bölü 30 buluruz. Yani 6'ya böl 2 6'ya böl 5. 2 bölü 5 buluruz. Bizden 11 a isteniyor. Taralı alan 11 a. 11 çarpı 2 bölü 5'ten o da 22 bölü 5 olarak bulunur sevgili gençler. Nereden çıktı? Paraya kenarın özelliğinden çıktı. Paraya kenar anlatırken de demiştik. Paraya kenardaki yapıları iyi bilin. Dikdörtgende bunlarla karşılaşabiliriz diye söylemiştik arkadaşlar. Evet. Altıncı soru böyle 22 bölü 5 geldi. LS 2014 sorusuydu. Geldik 7. soruya. En sevdiğim Dikdörtgen içerisinde 90 derecelerin olması en sevdiğim niye alfabeta ya da hocam öklit var ya diyebilirsiniz. Evet öklit de var aslında. Dikten dik çizilmiş öklit, diklendik dik çizilmiş öklit. H, P, K yok. H, P, K yok. Öklit yoksa ne yapacağız? Alfabetaya dalacağız. Da Hatta öklit olsa bile sen alfabetaya dalsan da bile yine sonuca ulaşabilirsin. Niye ulaşabilirsin? Çünkü ökletin ispatı zaten alfa betadan çıkıyor kardeşim. Dal kardeşim alfa beta'ya. Dal alfa beta alfa beta. Ondan sonra alfa 90 sa burası beta. Burası alfa burası beta. Beta burası alfa olacak. Her yerdeki şeyi yazdık. Tamam ama hocam kenarları belli olan üçgen. Alfa betayı yazınca kenarları belli olan üçgen lazım bana. Yok ki. 2 kök 5'e baktım burada yok burada yok. Aslında var. 4 kök 5 ise burası da 4 kök 5 değil mi? Hımm. En sevdiğim şey var. ÖSYM de bunu yazıyor. Buna dikkat edin kardeşim. Alfa bakın şurada bir dik üçgen var karşımızda. Belki sen şöyle yapacaksın. Hocam işte Pisagor'dan burayı bulurum, öklitten şurayı şurayı bulurum falan filan. Olabilir, sıkıntı yok ama kardeşim. Alfabetalı sorularda lütfen şuna dikkat et. Lütfen dikkat et, lütfen dikkat et. İlla klasik bir şekilde alfa'nın karşısındakinin burada alfa'nın karşısındaki oranı eşit olacak diye bir şey kullanma. Yani tamam o olacak ama şu varsa onu kullanma. Dikkat et şu üçgende alfadan beta'ya geçiş 2 kat mı? Evet ya da 3 kat da olabiliyor 4 kat da olabiliyor. Kolay bir kat olabiliyor. Ha, demek ki alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Bitti olay o zaman arkadaşlar. Olay tamamen bitti. Alfadan beta'ya geçiş bütün bu soru kalıbında 1'e 2. En küçük yerden başlayayım. Hocamın burası A ise burası 2A'dır. 1-2 kök 5 üçgeninden o zaman burası küçük olanın e, kök 5 katı olacaktı ya bu 2 kök 5. O zaman burası 2'dir, burası 4'tür. Bulduk, her şeyi bulduk. Olay bitti bundan sonrasında. Alfa'dan beta'ya geç 1 2. Direkt 8'i yazabilirsin. Mesela burada da hocam şu üçgenle aynı şey. Alfa'dan beta'ya geç 1 2. Gerçi bu üçgenle bu üçgen aynı üçgen değil mi? Yani burası da 4, burası da 8'dir. Ya da yine e, x 2x yazıp 1'e 2 yazıp da e, x kök 5 4, 4, 4 kök 5'ten de sonuca ulaşabilirdin. Neyse, hocam başka ne var burada? Alfadan bakın şu üçgende alfadan beta'ya geçiş. Çünkü burası da beta. 1, e 2 16 olacak o zaman burası. Alfanın karşısı şu üçgende 8 ken, burası 16 olmak zorunda. X artı 4 eşittir 16 ise X de buradan 12 çıkar. Valla kardeşim alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya da 1'e 3 gibi şeyleri gördüğün zaman bunu sorularda uygula. Lütfen ama lütfen uygula. LS 2015'te sorulan sorunun çözümü bu şekilde oldu arkadaşlar. Geldik yine LYS 2015 benzer sorusu. Evet. Ne yapmış? Oo çok güzel. Dikdörtgen AF ve DE doğru parçalarıyla 3 eşit alanlı bölgeye ayrılmış. Bak. Bak. Paralel kenarın özelliğinden yapılabilen bir soru yine arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Çok dikkat edin. Aynı soru paralel kenarda da sorulabilir. ÖSYM dikdörtgende sormuş paralel kenar. Hocam 3 parça ayrılmış. Tamam. Ben size ne demiştim? Paralel kenarda bizim temel yapılarımız var. Onlara ben kuraldan saymıyorum. Neydi bunlar? Hocam işte bir köşegen çizildiğinde iki eşit parçaya bölmesi. Köşegenler çizildiğinde dört eşit parçaya ayrılması. Ya da şu bizim dörtte biri olması. Değil mi? E bu temel yapıların yanında özel yapılar vardı. Bunu da bilmek lazımdı. Bu tüm alanın yarısıydı. Başka ne vardı? Bir de karşıtlı alanlar toplamları birbirine eşitle bir, bir tekrar yapıyoruz aslında arkadaşlar burada. ÖSYM sorularını çözerken aynı zamanda da bir tekrar yapıyoruz. Evet bu alanlar toplamı birbirine karşılıklı alanlar toplamları birbirine ve tüm alanın yarısıydı. Bu temel yapıları bileceğiz diye söylemiştik. Peki hocam şimdi 3 eşit parçaya ayrılmış. Tamam ne yapabiliriz? Arkadaşım bu genelde biz şu köşegen çizmeyle bu işi halletmeye çalışıyoruz. Genelde bizim için en önemli şey bak bu. Şuna dikkat et. Bu şekilde alanı paralel kenarda ya da dikdörtgende 3 eşit parçaya bölmüş ya da 5 eşit parçaya bölmüş gibi sorularla karşılaştığın zaman ya buna dikkat et ya da buna dikkat et. E hocam köşegen çizmeyle saçma bir şey. Köşegen çizmeyle saçma bir şey oldu. O zaman ne yapalım? Aha da bunu çizelim. Aa bak ne oldu? Bu tüm alanın yarısı oldu. O zaman buna dikkat edeceksin kardeşim. Burası tüm alanın yarısı. Tamam. E şimdi bu 3 eşit parçaya ayrılmıştı hocam. Burası A, burası A, burası A dersem 3A olacak. 3A bölü 2'ye uğraşacağım. Ben buraya 2A diyeyim. Buraya da 2A diyeyim. Bak şu üçgenin alanına. Şurası da 2A olsun. Tüm alan kaç A olsun? 6A olsun. Tüm alan 6A ise o zaman bu bizim yarısı olan kısım ne olacaktır arkadaşlar? 3A mı olacaktır? Evet. O zaman buraya A kaldı. Yani burası da A olmak zorunda. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi ne yapacağız? Hocam burası 15gen. Şurası da 15 olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Burada 1'e 2 oran var. Yani hocam burası y iken burası 2y oldu. Bunu da biliyoruz. Hocam şu a ile 2a'yı kullanalım. Bak burası da 15 burası da 15 yüksekler aynı olduğu için. Bu a alanındaki taban 4 ise 2a alanındaki taban kaç olmak zorunda arkadaşım? 8 olmak zorunda. Çünkü yüksekleri aynı olduğundan dolayı a 8 15 17 3y eşittir 17 olduğundan y'yi 17 bölü 3 buluruz. Bizden de x eşittir 2'ye isteniyor. O da 34 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu soru kalıbı arkadaşlar paralel kenarda da çıkar. Eşkenar kenar dörtgende de çıkar. Dik dörtgende de karede de her yerde sorulabilir. ÖSYM tercihini dik dörtgende yapmış. Bir de uzunluk kazanımını da burada Pisagor dik üçgeni kullanabilmenizi istemiş arkadaşlar. Evet yine paralel kenar yapısıyla çözülebilen bir soruydu arkadaşım. Güzel bir soruydu. Geldik 9. soruya. YGS 2016'da çok kolay bir soru sormuşlar. Neymiş? Kenar uzunlukları 8 ve 19 olan birim olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıttan 1, 2, 3 numaralı kareler kesilmiş. Bu da kare, bu da kare, bu da kare. Hocam bu kare ise tamam. Bu da dikdörtgenden 8 ya. Öncelikle dikdörtgenin tanımını uyguluyoruz. 8 gen 8, 19 gen yukarısı da 19. Tamam. Bu bir kare demiş. Tamam 8, 8 burası da 8. Aynı şekilde 8, 8 burası da 8 olacak. E hocam tamam 19'du. 8 8 16 ise buraya kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. E bu da bir kareydi. Burası da 3, burası da 3, burası da 3. Tamam 8 iken burası 5 oldu. E o zaman 5 çarpı 3 dikdörtgenin alanı direkt 15'tir. 9. soru. 2016 YGS sorusu. Kolay bir soru sormuşlar arkadaşlar. Cevabımız 15 çıktı. <laughs> evet geldik 10. soruya. LYS 2016'da sorulan bir açı sorusu. Şimdi ABC'de bir dikdörtgen verilmiş. Şununla şu eşit verilmiş. Bunlar da eşit verilmiş. Burası 50 derece verilmiş. Başka bir şey var mı? Yok. Hmm. Hocam burada ne yapacağız acaba? Allah. 50 iken burası 40. Ben buradaki üçgende bir işlem yapamıyorum. Burada bir şey yapabilir miyim? Ben şu ikiz kenarlığı kullanabilir miyim acaba? Şu an kullanamıyorum. Şu ikiz kenarlığı kullanabilir miyim? Yani burada, buradaki ikiz kenarda tabanına ait yükseklik çizsek. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ya da şey yapabiliriz. Hocam ikiz kenarlar var taban açısına değerler versek. A A desek. B B desek. A artı B 90 derece oluyor sadece. Başka güzel bir şey geliyor mu arkadaşlar burada? Vallahi gelmiyor. A artı B 90. Burası da B yazarız. Buraya ne kaldı o zaman arkadaşım? Buraya da şey kaldı. 180 x Yok buradan da çıkmaz. İkiz kenarın özelliğini kullanmamız lazım gibi duruyor arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Hocam bu ikiz kenar Valla dikdörtgen taban verilmemiş ama başka hiçbir çare gelmiyor. Normal açıları yazdık. Soru çıkmadıysa ikiz kenarın en bilindik şeyini yaparız biz. Özelliğini diyeceğim ama o da temel yapıdır aslında. Hop bir yükseklik çizmek aslında. Hocam yüksekliği çizince ne oldu? Tabanı iki eş parçaya böldü. Aa hocam dikdörtgen boşu boşuna vermemiştir. E o zaman sen bunun devamını getirirsen. Burada burası da dik olur mu? Olur. Hocam şurada bir dikdörtgen oluştu. Şu uzunluk buna bu uzunluk buna. Hmm, ne çıktı burada? Hocam dik tabanı iki parçaya böldü. Yani bununla da bu birbirine eşit oldu o zaman. Soru bitti arkadaşlar. O zaman bu ikizkenar kenar çıktıysa 40 ise burası da 40 oldu. Buraya 50 kaldı. E burası 50 ise 180'den 50 çıkartıp 2'ye bölsen 65 65 yapar burası. E burası 65 ise buraya 25 kaldı. 25 90 ise burası kaç yapıyor arkadaşlar? Burası da mı 65 yapıyor? Evet burası da 65 yaptı. E zaten bu dik tabanı keş parçaya böldü. Bu daha ortaya olacak. Ya da 25 ise burası da 25 deyip 25 90 ise buraya da 65 diyebilirdik. Gençler e o zaman x de ne yaptı? 65 artı 65'ten 130 dereceye eşit oldu arkadaşlar. Cevap 130 çıktı. Güzel bir soru. E, ÖSYM bu ikiz kenar yapısına gerçekten çok önem veriyor arkadaşlar. Hemen hemen e, her yıl demeyeyim de yani 2 yılda bir mutlaka soru soruyor. Aslında her yıl soruyor. So her yıl Geometrin içerisinde böyle yüksekliğin tabanı iki eşit parçaya bölmesiyle alakalı bir soru çıkıyor diyebiliriz. Hani nadir yıllarda bazen birkaç defa sormadığı da oluyor. E buna dikkat edin arkadaşlar. Yükseklik tabanı iki parçaya bölüyor. Aynı zamanda açı ortaydır. Evet 10. sorunun cevabını böylelikle 130 bulduk. Geldik 11. soruya. TYT 2018 sorusu. Şimdi soruyu okuyalım bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce kısa kenarları çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi AB boyunca ok boyunca ok yönünde. Sonra, dik, sonra dikdörtgenin kenarlarına paralel olan CD boyunca bu şekilde yukarı doğru katlanmış. Bu şekilde yukarı doğru katlandığında arkadaşlar şöyle e, burası bakın iki katlı oldu değil mi mavi kısım. Sen bunu böyle katlayınca bu nereye geldi? Bu buraya gelmiş böyle. Burası işte 3 katlı kısım mı oldu arkadaşlar? Yok. 2 katlı kısım da 4 katlı kısım oldu. Sonra bunu da böyle şey yapmış arkadaşlar. Bunu da böyle katlayınca e, burada harfleri yazmış. Ee, başlangıçta kullanılan kağıdın A, B, C, D türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Gençler, öncelikle ilk etapta biz ne yapalım? Geriye doğru katlamasını açalım. En son şöyle katlanmıştı. Biz bunu böyle açalım. Haydi bakalım açalım şöyle. Ben bunu böyle açınca hop şöyle şöyle. Hocam bu B buraya gelecek. Çok güzel. D de buraya gelecek. Tamam. Sorun olmuştu. Bu Yukarı doğru katlanmıştı şöyle. O zaman ben bunu aşağı doğru açacağım. Aşağı doğru açtığım zaman da hop şöyle hocam şurası bunun üstüne bindi. C iken C, D iken D, D iken D. E, C iken C, D iken D, D iken D oldu burası. ne olmuştu. Bu komple buraya katlanmıştı. O zaman ben bunu komple buraya açacağım. Yalnız burada siz bunu göremezsiniz. Hemen şurada CTRL'e C deyip aşağıda şeyini çektireyim şey arkadaşlar şöyle. Bu böyle üst üste katlanmıştı böyle. Şu buraya katlanmıştı. Bunu komple bu tarafa açacağım. Evet, bunu da komple bu tarafa açayım arkadaşlar. Hop, şöyle geldi. Şöyle geldi ve şöyle geldi. 1 2 3 tane kare var burada. Şöyle şunu yazayım. Şurada da böyle 3 tane var. Hadi bakalım. Bu B buraya geldi açtığım zaman. Değil mi? B B B B bir de A buraya geldi o zaman. B B A oldu. D D C oldu burası. Burası da DDC oldu arkadaşlar. Şimdi bunun alanı nedir diye soruluyor bize. Bakalım arkadaşlar A'lardan kaç tane var? A'dan 2 tane var hocam. O zaman 2A artı. Sonra B'lerden kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane burada. Sonra B'lere bakıyorum. B'lerden başka var mı? Yok. 4B artı. C'lerden kaç tane var? Hocam 1, 2 tane burada. Başka? Bir iki tane de burada. 4C burada var. Artı D'lerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4 burada. 1, 2, 3, 4 burada. Toplamda 8 tane de D var. O zaman cevabımız da böylelikle E-Diremit yaptı. Güzel bir soru. Hoş bir soru arkadaşlar. Böyle kağıt katlamasıyla ilgili artık böyle 2022'de olmazsa 2023'te bir soru bekliyoruz. Artık kesip kaç parçam olur? Aslında ya da bu şekilde mi bir soru sorulur? Bilmiyorum. Ee, kağıtla ilgili bir soru gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle gelecek. Bekleyin yakında. Evet. 11. soru. TYT 2018'de sorulmuş bir soru. Bakın yeni nesil dediğimiz kavrama geçtik artık. Ee, cevabımız da bu oldu. Gelelim bir sonraki soruya. Evet. Şuraya baktığımız zaman TYT 2019 sorusu arkadaşlar. Evet. Bu sorunun bende bir anısı da var. İlk böyle konu anlatımını ciddi bir şekilde hazırladığımda direkt sınavda sorulmuştu. Ben 2018'deki yazdığım sorudan sonra aynen bu soru çıkmıştı. Yani katlamayı yapıp da böyle e, hem de benzerlik uygulatmıştım. soruda da aynı mantıkta soru işte sınavda da çıkmıştı arkadaşlar. Daha hala konu anlatımında da görürsünüz gerçi o soruyu. Arkadaşlar ne olmuş? Bunu böyle katlamışız. Bu buraya gelmiş. İşte katlandığında mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Ha, mavi bölgenin alanı sorulmuş. Tamam uzunluk sorulmuş. Mavi bölgenin alanı sorulmuş. Önemli değil. Alan sorulmuş sadece. Arkadaşlar katlama. Bu eski nesil bir soru. Evet. Yeni nesil bir soru Değil. Eski nesil bir soru arkadaşlar. Çünkü katlama çok önceden beri var olduğunu biliyoruz. 10 yıldır katlama sorusu soruyorlar. Ne yapıyorduk? Katlamayı şöyle bir geri açıyorduk. Arkadaşlar şurası 6 verilmiş burası da 10 verilmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 10 sa 10. Evet yazdık. Aa 6 10 ne üçgeni 6 8 10. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Evet başka bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit diyorduk. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Hocam bir de bu açıyla bu açı. Sanırım açı eşitliğinden bir şey çıkmayacak. Ama burası 90 ise burası da 90 değil mi? Evet. Dikdörtgenin içinde ekstra bir 90 derece olunca ne yapıyorduk? Alfa beta'ya dalıyorduk. E hocam bak burası da 90 burası da 90 olay bitti. Dal alfa beta'ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer. Ama öncelikle şuradaki şeyler var mı arkadaşlar? Uzunluk var mı? Şurası 11'im burası da 11'im olduğundan burası 2 birim oldu. Şurayı da bulabilirim. Ebenin uzunluğunu da bulabilirim. Şuraya bir x diyeyim bakayım. Alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 8'e eşittir. Betanın karşısı 2'nin betanın karşısı 6'ya oranı. 6'lar şöyle sadeleşsin 3 olsun. X de buradan ne geldi o zaman? 8 bölü 3 geldi. Evet x 8 bölü 3 ise benden şimdi mavi bölgenin alanı isteniyor. Evet şu mavi bölgenin alanı yazalım hemen arkadaşlar. Alan neye eşit oldu? Bir yukarıdaki üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Bir de aşağıdaki üçgen alanı hemen yazalım. 6 çarpı 8 bölü 2 artı 2 çarpı 8 bölü 3 2 çarpı 8 bölü 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Şunlar sadeleşsin. 48 bölü 2'den 24 çıktı. Burası artı. Burada da 8 bölü 3 geldi. Bunları da topladığımız zaman 24 ile 3'ü çarptığın zaman 72 yaptı. Bir de 8 ile topladığın zaman 80 yaptı. Ve cevabımız da böylelikle 80 bölü 3 geldi arkadaşlar. Evet. Eski nesil bir soru mu? Aynen öyle. Eski nesil bir soru. Ee, ama dikkat ettiniz bu arkadaşlar? Valla hep böyle şey. Ee, ne derler ona? Üçgenleri kullandıran sorular geliyor. Evet. tyT 2020 benzer sorusu. Hocam panjuru yoktu. <laughs> arkadaşlar ne dedik? Benzerlerini yazacağız dedik değil mi? Benzeri yazdık. Benzeri. Benzeri derken oradaki havlu sorusuydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Aynı havlu sorusunun çözüm yöntemi gibi e, bir soru arkadaşlar. Bakalım soru nasıl bir soru. Dikdörtgen biçimindeki bir penceden odaya ışık girmesini engellemek için panjur ile belirli bir kısmı kapatılıyor. Evet. ışık girmesin diye belirli bir kısmını böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlangıçta panjurun alt kısmı ile camın üst kısmı şekil birdek gibi çakışıktır. Evet. Tam camın. Bakın camın üst kısmı. Panjurun da alt kısmı Neymiş arkadaşlar? Çakışıkmış. Eyvallah. Panjur şekil 2 ve şekil 3'teki gibi 18 ve 22 santim aşağı çekildiğinde camın ışık alan kısmının alanları oranı 3 bölü 2 oluyor. Havlu hmm. sorusunda bir tık daha güzel bir mantık vardı arkadaşlar. Ee, onu da siz yaparsınız. Ee, şey yaparsınız arkadaşlar. Ee, bakın. çok Çünkü o da güzel bir soru. Rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru ama. Ama aynı mantıkta çözülüyor. Sadece bir kazanım böyle açıkta kalmış sanki orada. O yüzden o havlu sorusunda çözmenizi istiyorum yani açıkçası. Neyse. Şimdi alanları oranı. Işık alan, yerlerin alanları oranı. Hocam böyleyken 3A böyleyken 2A'ymış. Hmm. Dikkat et. 18 santimetre çektiğinde burası 3A. 22 santimetre çektiğinde burası 2A. Hocam 18 santimetre çektiğimde 3A oluyordu ya. Yani buraya kaç santimetre kaldı? 6 santimetre mi? Yok. 18'den 22 çıkarttı. 22'den 18 çıkartınca 4 kaldı. 4 santimetre cm... Bir payda ne oldu arkadaşlar? A alanı kaybolmuş oldu. A o zaman ben şunu diyebilirim. 4 yüksekliğinde A alanı var. O zaman 2A yüksekliğinde kaç olması lazım arkadaşlar? 8 olması lazım. Bizden ne isteniyor? Buna göre camın yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Oo, camın yüksekliği soruluyor bize. Camın yüksekliği soruluyor. Bitti arkadaşlar. İşte biz buraya 8 bulmadık mı? Bulduk. E buraya kadar olan kısım 8'di. 22'di zaten. Bak Şuraya kadar kısım 22. Burası da 8. E cevabımız 22 artı 8'den kaç yapacaktır? 30 yapacaktır. Bitti gitti. Kolay bir soru mu? Kolay bir soru. Dikdörtgende de alan dağıtma. Birer kenarlı ortaksa bu şekilde alan dağıtımı yapabiliyoruz. E biz bunu paralel kenarda da öğrendik. Paralel kenardaki mantıktaki bir soru arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru. E ama havlu sorusunu da şöyle bir çizmenizi çözmenizi istiyoruz yani açıkçası. Evet TYT 2020'deki sorulan havlu sorusunun benzeriydi arkadaşlar. E, soruyu iyi okuyup anlayıp yorum yapacaksınız arkadaşlar. Başka da bir şey değil. E, yeni nesil mi? Yeni nesil ama e, çok da kolay. Biliyorsunuz hep yeni nesil sorularında kolay soruda soruyorlar diye söylüyorduk arkadaşlar. Neyse geldik TYT 2020'deki benzer sorusuna arkadaşlar. Bir baba kare şeklindeki tarlasını 5 çocuğuna eşit alanlı dikdörtgenlere ayırarak aşağıdaki şekildeki gibi e, paylaştırmıştır. Buna göre dikdörtgenlerden herhangi ikisinin çevreleri oranı kaç olabilir diye soruluyor bize. Olabilir demesinin sebebi ya 6 bölü 7'dir ya da 7 bölü 6'dır arkadaşlar değil mi? E, o yüzden bir tanesi şıklarda vardır. O yüzden olabilir diye sormuş. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Eşit alanlı demiş. Eş dikdörtgenler dememiş. Ha eş dikdörtgenler var mı? Var. Şu eşit alanlıysa uzun kenarları aynı olduğu için bunların kısa kenarları da burada bunların aynı mıdır? Aynıdır. E hocam Burada o zaman burası 3 eşit parçaya bölünmüş. Burası da 2 eşit parçaya bölünmüş. Ben buraya 6'nın katı diyecek olursam hatta oran istenildiği için 6 diyecek olursam buraya hem de 2'nin hem de 3'ün katı olacak şekilde. O zaman hocam bunlar da 2, 2, 2 oldu. Hatta burası da 2 eşit parçaya böldü. Çünkü bunların da alanları birbirine eşitse kısa kenarla eşit olduğundan uzun kenarları da eşit olmak zorunda. Ee takıldı kaldık. Soru da her zaman yazar size kopyayı verir diyor muyuz? Diyoruz. Ne vermiş burada arkadaşlar? Adam bize kare demiş burayı. Hmm. Madem kare o zaman burası da 6 olmaz mı arkadaşlar? Olur. E o zaman ben buraya bir x diyecek olursam buraya ne kaldı? 6 eksi x kaldı mı? Kaldı. Hocam alanları da eşit verilmiş de bunların hepsinin alanı. Yani şunun alanıyla bunun alanını bir eşitleyelim bakalım. 2 çarpı 6 eksi x eşittir. Şurada nerede yapalım? Mecbur burada yapacağız. 2 çarpı 6 eksi x eşittir. Kaç olacak arkadaşlar? 3 çarpı x olacak. 3 çarpı x olacak. 12 eksi 2x eşittir 3x olduğundan 12 eşittir 5x olduğundan x de buradan kaç buluruz arkadaşlar 12 bölü 5 olarak buluruz güzel devam edelim x 12 bölü 5 ise 6'dan 12 bölü 5 çıkınca 6'dan 12 bölü 5 çıkınca 30 18 bölü 5 oluyor buraya da bir 18 bölü 5 yazalım 18 bölü 5 yazalım E o zaman burası 12 bölü 5 burası 18 bölü 5 ise olay bitti e, ee, dikdörtgenlerden herhangi ikisinin çevre uzunluğu hangisi olabilir? Hocam bu ikisinin oranı 1. Şıklarda var mı? Yok. Ya da bu ikisinin oranı 1. Şıklarda yok. O zaman bu ikisinin oranına bakacağım. Çünkü bunlar birbirine eş. Şunlar da şu birbirine eş. Bu ikisinin oranı olmadı. Bu ikisinin oranı ya da bu ikisinin oranı olmadı. Bir de şunun oranına bakalım isterseniz. Bunun oranına bakacak olursak 12 bölü 5 artı 3'ten iki tane var. 12 bölü 5 12 bölü 5 artı 3'ten 2 tane var çevresinde bölü. Hocam bunun oranı da 18 bölü 5 artı 2'den 2 tane var. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Şurası 15. 27 bölü 5 yaptı. 27 bölü 5 bölü. Burası da 10. 28 bölü 5 çıktı. Bölü de gidince 27 bölü 28 geldi. Arkadaşlar şu şıkkı değiştiriyoruz. Cevabı da 27 bölü 28 yazıyoruz. Kusura bakmayın. Bazen dikkatsizce hatalar yapabiliyoruz bu şekilde yazarken. Cevap anahtarını yanlış yazmışım. Özür diliyorum. Ve böylelikle cevabı da 27 bölü 28 diye değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani 14. soru güzel bir soru. Hoş bir soru. TYT 2020'de çıkmış. Zor bir soru mu? Değil. Yeni nesil mi? Değil. Sadece buraya bir şey koymuş arkadaşlar. Bu şekil kare. Bunlarda dikdörtgense eğer eşit alanlı dikdörtgense işte çevreler oranı nedir şeklinde bir soru aslında. Sadece hikayeye o şekilde bakmayın arkadaşlar. Yeni nesil olarak da bakmayın. Evet 14. soruyu da böylelikle 27 bölü 28 bulduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. E logomuzu da koyalım. O kadar soru yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Bakalım ne demiş soru. Kenar uzunlukları 10 ve 20 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo. Dört köşesine çivi çakılarak CD kenar zemine paralel olacak biçimde şekil birdeki gibi duvara asılıyor. Tabloda C köşesindeki çivi hariç diğer köşeler, e, diğer çiviler çıkarılırsa şekil 2'deki gibi D köşesi zemine değiyor. Hmm, buraya. C köşesindeki çivi aynı kalıyor. C köşesindeki çivi aynı kalıyor. O zaman arkadaşlar şu C köşesinin zemine olan uzaklığı her ikisinde de aynı mı? Aynı. Hatta bu buna paraleldir. D köşesinin buraya olan uzaklığı da yine buna eşit olacak mı? Olacak. Peki bunu kullanacağız demek ki. Başka? Bir de 14 birim azalıyormuş. Ha, A köşesi önceden hocam buradaydı. Şimdi böyle oldu. Ama bunu doğru olmak zorunda değil ki. Bu A köşesi önceden buradayken Şimdi A köşesinin zemini olan uzaklığı burada. A köşesi önceden neredeydi mesela? A köşesi atıyorum buradaydı. Bunun zemini olan uzaklığı şurası değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun zemini olan uzaklığı 14 birim ne oluyormuş arkadaşlar? Azalıyormuş. 14 birim azalıyor demek ne demek? Şöyle çizdiğimiz zaman buradayken buraya geldi. 14 birim azaldı. Yani şu uzunluğun 14 birim olduğunu söylüyor bize. Şimdi ne yapacağız? Ben bunun 10 birim, bunun 20 birim olduğunu biliyorum. Burada da 90 var. E, 90'lar havada düşüyor. Alfa, beta'ya dalacağımız belli mi? Belli. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Evet burası alfa burası da beta oldu. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Ve benzerlik oranı da kaç arkadaşlar? 1'e 2. Burayı yoğunlaşacağız. Şuradaki uzunluk lazım olacak arkadaşlar bana. Ben buraya bir x dersem. Alfanın karşısına x dersem. Dikkat edin. Burada da alfanın karşısı 2x oldu mu? Oldu. Şimdi dikkat edin. Şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşitti. Önceden burası x artı 14 değil mi? Evet şurası x artı 14 hocam. Baktığın zaman x dedik ya buraya x. x artı 14 burası da x artı 14. E burası x artı 14 ise onu buradaysa buraya x artı 4 kaldı. Hocam bu uzunluk x artı 4 çıktı. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada işlem yapacağız. Hatta burası bire 2 olan var ya. Beta'nın karşısı x artı 4 ise beta'nın karşısı x artı 4 bölü 2 mi geldi arkadaşlar? Evet. İster burada Pisagor uygula ister burada Pisagor uygula. Ama ben şunu görüyorum. 10 varsa özellikle o yüzden buraya yazdım. 20 varsa e, tabii tabi 12, 16, 27 de düşünebilirsiniz ama direkt ben burada hissedeceğim. Siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Hocam onun karesi eşittir. X'in karesi artı. X artı 4 bölü 2'nin karesi deyip işlem 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 yapabilirsiniz. Ama gerek var mı? Yok. 10 varsa büyük ihtimalle üçgendir 6, 8, 10. 6 koyarsam 6, 10 bölü 2 yapıyor. Burası olmadı. 8 koyarsam 8, 8 4 daha 12 bölü 2 de 6 yaptı. Evet. X dediğimiz kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 8. X'i 8 bulduk. Evet. X 8 oldu arkadaşım. Burası 8. Burası da kaç çıktı? 6 çıktı. Çok güzel. Burayı bulduk. Şimdi burayı bulmak ne fayda? Evet arkadaşlar çünkü C'nin zemine olan uzaklığını bulmuş oldum ben burada. Hatta A'nın da X'ini bulduk arkadaşlar. 8 bulduk ya. X 8 ise A'nın zemini olan uzaklığını 22 diye bulmuş olduk. Güzel devam edelim. Buna göre tablodan A köşesindeki çivi hariç. Ha, bu sefer A köşesindeki çivi hariç diyor arkadaşım. A köşesindeki çivi duracak burada. O zaman A'nın zemini olan uzaklığını biliyorum ben. Ee, D çekil üçteki gibi C köşesi zemine değdiğinde D köşesi ilk konumuna göre zeminden kaç birim uzaklaşır? Evet D'nin zemini olan uzaklığı isteniyor. Hocam A'nın zemini olan uzaklığını da buldum ben burada 22 diye. Bunu çizsem olmaz. E, çok çünkü şekil karışacak gibi. Bunun uzantısından şöyle çizsek. Bunun uzantısındaki yükseklikten sanki daha sağlıklı olacak. Şu uzunluğun kaç olduğunu biliyorum ben. 22 olduğunu biliyorum. Evet 90'lık yine var. Burası 10 iken burası yine 20. Alfa beta'ya da alacağım aşikar. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. 2 üçgen yine benzer çıktı. Benzerlikte dolayı da ne oldu arkadaşlar? Yine 1'e 2 oran var. Alfanın karşısına x dersem alfanın, bu sefer alfanın karşısına y diyeyim. Burada da alfanın karşısı 2y oldu. E tamam 22 olduğundan buraya da 22 eksi y kaldı arkadaşlar. E o zaman burada Pisagor bağıntısı yapacağım. 20 varsa 12 16 20'dir büyük ihtimalle. E, ya da buraya direkt şey diyebilirsiniz. 22 eksi y bölü 2 de diyebilirsiniz. Önemli değil. Bu sefer de şunu yazacağız arkadaşlar. 20'nin karesi eşittir. 22 eksi y'nin karesi artı 2 y'nin karesi diyeceksiniz. İşlem işlem işlemle sonuca ulaşacaksınız. Ya da direkt hisset kardeşim. 20 varsa ne üçgendir? 12, 16, 20. 12 olması için y ye yerine 6 yazsam. 6 yazdığın zaman 16 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O yüzden bu uzunluk 16 çıkmış oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi D'nin eski uzunluğu. Biz D'nin eski uzunluğu. C'nin uzunluğuna eşitti. C'nin uzunluğu da ne bulduk arkadaşlar? C'nin uzunluğunu x 8 bulmuştuk değil mi? 8, 4 daha 12 değil mi arkadaşlar burası? D'nin eski uzunluğu 12. D'nin yeni uzunluğu 16. 16 eksi 12'den cevabı da kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. Güzel bir soru mu? Güzel bir soru. Hissetmeli bir soru arkadaşlar. Yine hisset kardeşim. 15. soru. Cevap 4 çıktı. Geldik 16. soruya. Evet 16. soruda ne demiş arkadaşlar? Şu şeyleri sileyim. Soru böyleydi arkadaşlar. Şimdi alanı 8 birim kare olan özdeş kartonlar düz bir zemin üzerine şekil 1 ve şekil e, şekil şekil 1 ve şekil 2'de gibi konuluyor. Şuraya şekil 2'de yazılacaktı arkadaşlar. Neyse. Şekil 1'de oluşan şeklin çevresini 26 birim olarak verilmiş. Bir de alanı 8 birim olan demiş. Ha, onu kullanacağım. A A B diyecek olursam A A A burası da B. Arkadaşlar öncelikle A çarpı B'nin kaç olduğunu biliyorum ben. 8. Bu dursun bir köşede. Bir tane daha bir bilgi vermişler. Ne vermişler arkadaşlar burada? 26 şeklin çevresi 2A ve 2AB 2AB yani 4A artı 2B'yi kaç vermişler? 26 olarak vermişler. Buradan 2A artı B kaç geldi arkadaşım? 13 geldi. Evet buradan da bir denklem geldi. Ee, ben 2A artı B'yi 13 olarak biliyorum. A çarp B'yi 8 olarak biliyorum. Bir de ne demiş? Şekil 1'de oluşan şeklin çevresi 26 birimdir. Şekil 2'de B noktasına 4 birim uzaklığında bir C noktası seçilmiştir. Buna göre şekil 2'de ki A ile C noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte buradaki uzunluk soruluyor. Ne tamam. yapacağız? Şimdi şekil 2'de böyle koymuş ya. Hocam burası A. Eyvallah. Buranın B olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Bunun tamamı B ya. Çok güzel. Ee, şurası da A, Burası da A. Burası B olduğundan dolayı. Hocam tamam B. Burada şu uzunluklar birbirine eşit olduğundan dolayı tamam B'ye ya tamamlarsam dikdörtgen oluşur. Burada bir dik üçgen oluşur mu? Oluşur. Hocam burası 4. Şu uzunluğa ne kaldı arkadaşlar? Tamam B olduğundan dolayı B eksi 2A kaldı. Hocam burası da B eksi 2A diye yazacak olursak B eksi 2A ve 4'ten dolayı şuradaki X uzunluğunu bulabilirim. Yalnız elimizde neler var arkadaşlar? Elimizde neler var? Şuradaki bilgiler de var. Onu da yazalım bakalım. X'in karesi eşittir. Yazalım. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2B-2A'nın karesi. B-2A'nın karesi artı 4'ün karesine eşit olacak. E o zaman X'in karesi. B kare eksi 1. ile 2. çarptığın 2 katı 4AB artı 4A kare artı 16 yaptı. E ben A çarp B'nin kaç olduğunu biliyordum. 8. O zaman bunun yerine 8 yazarsam burası 32 yaptı. Hocam B kare ve 4A kare toplamını bulabilir miyim ben? Evet bulabilirim. Şurada her iki tarafın karesini alacak olursam. Şurada işlemi devam ettireyim o zaman. Burada 2 2a artı b'nin karesi eşittir. 13'ün karesi olacağından 4a kare artı 4ab artı b kare eşittir. 169 yaptı. Buradan 4 şu ifade arkadaşlar. a çarpı b 8 olduğundan dolayı 4 kere 8 32. 4a kare artı b kareyi ne buldum o zaman arkadaşlar? 169 eksi 32 buldum. O zaman 4a kare artı b kare ne çıktı arkadaşlar? 168'den 32 çıkartınca 7, 137 oldu. Peki bunun yerine de 137 yazacak olursam arkadaşlar şimdi b kare artı 4a kare yerine 137 yazacak olursam x kare neye eşit oldu arkadaşlar? 137 eksi 8 artı 16 eşit oldu. 137 eksi 8 artı 16'ya eşit olmuş oldu. Hatta buradan ne geldi? Artı 8 geldi. Artı 8 de 137 Burada işlem hatası yapmadın değil mi? 4 kere 8 32. E, 169'dan 32 çıkınca 169'dan 32 çıkınca 7 3 137 yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. E, 137'ye de 8 ekleyince arkadaşlar ne geldi? X kare buradan 145 geldi. X de buradan ne bulduk o zaman? Kök 145 olarak bulduk arkadaşlar. Yani cevabımız kök 145 çıktı. Artık kök dışına çıkıyorsa çıkartın çıkmıyorsa da öyle kalsın. Ben şimdi onunla uğraşamayacağım arkadaşlar. Geçelim isterseniz diğer soruya. Tamam 3'e bölün 2'ye bölün 5'e bölün bir şeyler oluyor mu? Hatta ben yine dayanamayıp çıkartayım isterseniz. 5'e bölseniz kaç çıktı? 5'e bölseniz 29 çıktı. Vallahi arkadaşlar kök dışına çıkmıyor. Kök 145 olarak kalıyor. Kusura bakmayın aynen kaldı. Evet TYT 2021 benzer sorusu. Niye benzer sorusu? Arkadaşlar ÖSYM bu tür şeyleri seviyor. Çarpanları ayırmayı illa dikdörtgen sorularında soruyor. Böyle 4-5 yılda bir soruyor. Haberiniz olsun. Yine böyle e, şu şekilde bir şey kullandırır bize. Matematik bilgisinde ölçen soruları dikdörtgende de sorabiliyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Herhangi bir soru değil arkadaşlar bu. Bu böyle e, panjur sorusu yazarken e, kafamı bir çevirdim şöyle bir. Ya bir baktım şey var ne derler buna. E, store perde var. Ulan dedim Store perde ile de alakalı güzel bir soru yazabilirim. ÖSYM sorularına da yakışır diye düşündüm. Hatta Store perdeyi şöyle kaldırdım indirdim. Böyle oluşabilecek durumları da göz bulundurup ona göre e, yazdım. Çok da güzel bir soru oldu arkadaşlar. Çok hoş bir soru oldu. Hadi bakalım birlikte bakalım soruya. Herhangi bir şekilde ÖSYM sormadı. ÖSYM sorabilir mantığında bir soru arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Neyse yüksekliği 60 cm olan 60 cm arkadaşlar şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 56 artı 4'ten 60 cm olduğunu da görüyorsunuz. Dikdörtgen şeklindeki bir pencere. Pencere, pencere demek ki tam bunun altında bir pencere var. Pencerenin önüne stor perde konulmuştur. Perde şekil dik gibi olduğunda pencere gözükmemektedir. Bakın böyle olduğunda pencere gözükmüyor. Tam pencerenin sınırlarıyla stor perdenin sınırları birbiriyle örtüşüyor diye de söylemem lazım ama şekilde de belli zaten ama ÖSme böyle bir şey yapma zorunda açıklar perde ip yardımıyla şurada bir ip var ya iple çekiyoruz Stor perdeye hepinizin elinde vardır ya da ee, şey yapabilirsiniz Buradan da araştırabilirsiniz arkadaşlar Neyse perde ip yardımıyla 4 santimetre yukarı çekildiğinde 4 santimetre yukarı çekildiğinde Aa ne olmuş birazı dolu birazı boş yani ışık girmesi için şey yani stor perdede öyle bir mekanizma var ki bir böyle tamamen kapalı bir de e, şeffaf bir kısım var. Şeffaf kısımlar şeyi içeriyor, ışığı içeriyor arkadaşlar. Ama ne olmuş? Dikkat edin. Hocam burada bir 4 cm yukarı kaldırdım ya. 4 cm'lik dolu kısım 8'lik boş. 8'lik dolu, 8'lik boş. 8'lik dolu, 8'lik boş. 8'lik dolu, 4'lük boş geldi. Dikkat edecek olursanız bu 4 cm yukarı kaldırdığım zaman şuradaki kısmı bakın şuradaki kısmı şuradan şuraya kadar olan kısmında yarısı dolu yarısı boş oldu. Yani burasında yarısında şey yapmış oluyor arkadaşlar. Ne derler ona? Yarısında bir boşluk oluşmuş oluyor. Ama bir 4 cm yukarı çıkarttığım zaman yani 8 cm yaptığım zaman da hepsi dolu olmuş arkadaşlar. Hepsi boş diye bir şey olmuyor stoperde de haberiniz olsun. Ya böyle yarısı dolu yarısı boş oluyor ya da hepsi dolu oluyor. Demek ki burada kritik nokta ne? 4. 4 cm yukarı attığımda yarısı dolu yarısı boş. Bir 4 santimetre daha attığımda hepsi dolu. Buradan bir 4 santimetre daha atarsam o görünen perdenin stor perdenin yarısı dolu yarısı boş olacak arkadaşlar. Ee, ondan sonra bir 4 cm daha atsam e, hepsi kapalı olacak. Yani her 8'de bir kapalı bir sistem şey devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Perde 12 cm çekildiğinde pencerenin görünen yüzeyinin alanı A santimetre kare. 16 santimetre yukarı çekildiğinde ise Pencerenin görünen yüzeyinin alanı B santimetre karedir. Buna göre A bölü B oranı kaçtır diye soruluyor bize. Ya süper bir soru çıktı bence ya. Gerçekten süper bir soru çıktı. Arkadaşlar 4 santimetre çektiğimde böyle. Bir daha 4 çektiğimde 8 oldu ya. Bir daha 4 çeksem 12 olacak. O zaman ben şunu şöyle bir ne yapayım şunun üzerinde yapabilirim aslında ama e, göstereyim isterseniz bunun üzerinde göstereyim. Evet doğru. Bir 4 santimetre daha çektiğimde o zaman arkadaşlar bakın şuradan Şurada göstereyim isterseniz. 12 santimetre çektiğimde. Tam 12 santimetre çektiğimde. Şurada göstereyim ilk şeyi isterseniz. 12 santimetre çekiyorum arkadaşlar. Çektiğimde 8-4 Bundan sonraki kısım Dolu kısım burası değil mi arkadaşlar? Evet. Burada bak bir yarısı dolu. Perdenin yarısı dolu yarısı boştu. Sonra bir 4 daha çektiğimde tamamı dolu oldu. Bundan sonra bir 4 daha çektiğimde Yarısı dolu yarısı boş olacak. Yani bunun yarısını alacağım arkadaşlar. Bunun yarısı kapalı, yarısı açık, yarısı açık. Ama alt tarafta şuradaki kısım da açık değil mi arkadaşlar? Evet, buradaki kısım da açık. Bunun da yarısı açık. Bize diyor ki zaten ne diyor? Pencerenin görünen yüzeyinin alanı A santimetre kare. Görünen yüzü açık olan kısmı. O zaman bunun yarısı şuraya bir x diyecek olursam Açık kısım ne olacak arkadaşlar? Görünen kısım A alanını şuraya yazayım. A ne neye eşit olacak arkadaşlar? 12 çarpı x hemen yazıyorum. Alt tarafta açık oluyor çünkü. 12 çarpı x artı bir de şunun yarısı. Bunun yarısı kaç arkadaşlar? Burası 60 da 12 çıkınca 48 mi kaldı? Evet burası 48 kaldı. 48 kalıyor değil mi? 48 kalıyor. Kafa durdu valla. 48 çarpı x'in de yarısı açık. Hemen yazıyoruz 48x'in yarısı açık. Yani 24 artı 12'den kaç yaptı? 36x yaptı. Evet ağlamı böylelikle bulduk. Hadi bakalım şurada da şeyi yapalım. 16 cm açıldığında evet şu 12 açıldığında yarısı açıktı. Şimdi 12'den sonra ne geliyor? Bir dörtlü de daha. Her bir dörtlüde bir açılıyor bir kapanıyor. Bir açılıyor bir kapanıyor söylemiştik. Her bir dörtlüde yarısı açıktı. Sonraki dörtlüde de hepsi kapalı olacak arkadaşlar. O zaman hepsi kapalı olacağına göre 4, 8, 12, 16 oldu. 16 olan da şu 16 olanı da şöyle göstereyim arkadaşlar. 16 cm olduğunda 16 cm olduğunda bunun tamamı kapalı. Bakın burası kapalı kısmı. Tamamı kapalı. Şurası 16 cm olduğunda tamamı kapalı. Pencerenin görülen yüzeyi neresi arkadaşlar? Burası da açık olan kısmı olacak. Şuraya x demiştik. O zaman B alanında sadece Pencereyi burada kapalı olan kısımda göremiyorum. Sadece alt tarafında görebiliyorum. Alt tarafında ne olacak o zaman alan? B alanı olacak. B alanında 16 çarpı x'e eşit olacaktır. Bizden de ne isteniyor? A bölü B isteniyor. O zaman cevap ne yapacaktır? 36 x bölü 16 x yapacaktır. Yani 4'e bölsen 9, 4'e bölsen 4. Cevap 9 bölü 4 yaptı. Vallahi mükemmel bir soru arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi burada ama Gerçekten ama gerçekten çok da güzel bir soru. Zor bir soru mu? Değil. Sistemi yeniden anlamaya çalışalım. Çünkü ÖSYM ben bilmiyorum ama benim aklıma geldiyse ÖSYM'deki soru yazarlarının aklına da gelir. Ya da ben bazen böyle şeyi düşünüyorum. Şimdi ben bir soru yazarıyım. Soru yazarken hani farklı bir yerde soru gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Bir yere beğenimin bir kenarından not alıyorum mesela. Ondan sonra soru yazarken etkilenebiliyorum. Bir bakarsın ÖSYM'deki adam, soru yazan adam bunu görmüştür. Ulan o çok güzel ya ya da bir yerde karşılaşmıştır. Çok güzel ya. Ben bununla ilgili bir soru yazayım falan olacak. E o zaman ne olacak? E, yazarken de bununla ilgili soruyu alanla ilgili yazacağı için e, bu şekilde bir soru karşınıza çıkacak. Ya da bu soruyu ben yazdım ya arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle birkaç ay sonra denemelerde de büyük ihtimalle göreceksiniz. Çünkü gerçekten de hoş bir soru. Hatta seneye kitaplarda da göreceksiniz büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü kullanılıyor. İnsan etkileniyor yani. Biz de bir şey demiyoruz. O ayrı bir konu da. Şimdi bakalım. mekanizmayı anlamaya çalışalım bir daha arkadaşlar. Bir store perde. Ben 4 cm yukarı kaldırdığımda yarısı dolu yarısı açık oldu. Bir 4 cm daha yani 8 cm yukarı kaldırdığımda store perdenin tamamı kapalı oldu. Ama burada açık kısmı da kalmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. 4 cm yaptığın zaman yalnız bak. Dikkat edin. 4 cm yaptığım zaman Store perdenin şu kısmının yarısı dolu yarısı boş. Alt tarafta da açık kısım kaldı burada. Ee, diğer türlüsünde ne olmuştu arkadaşlar? Store perdeyi 8 cm kaldığında tamamı kapalı. Sadece pencerenin burası gözükmüş oluyor. O yüzden burası böyle bu şekilde çok güzel oldu. 12 cm yukarı kaldırdığımda buradaki alanın yarısı dolu yarısı açık. E burası da tamamen açık değil mi? 12 cm yukarı çıktığından dolayı açık. O yüzden çok güzel bir soru oldu. Alanı hesaplarken bunun yarısı artı bu. Buradaki alanı hesaplarken burası kapalı burası açık olduğuna sadece 16 çarpı x dedik arkadaşlar. Vallahi billahi mükemmel bir soru. Ben görsem valla farklı bir yerde görsem ben de bununla ilgili bir soru yazarım. Soru yazarı arkadaşlara da gerçekten bir şey demiyorum. Gerçekten mükemmel bir soru oldu. Kolay bir soru. İşte ÖSYM de bunları seviyor. Böyle sorular. İnşallah yakalarız arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Evet gençler böylelikle dikdörtgen sorularını halletmiş olduk. ÖSYM nereden nereye gitmiş? Bakalım mı? Bakalım. Şöyle arkadaşlar baktığımız zaman baktığımız zaman ya kardeşim hep böyle eski nesil soru. Ben burada ne yaptım? Yeni nesil soruya çevirmiştim bak bu soruyu. Hep eski nesil sorulardan bahsetmişlerdi. Bu katlama sorusunu da hep böyle yeni nesil şey yeni nesil olarak almıyorduk. Hep eski nesil sorular klasik yollarla çok daha rahat bir şekilde yapabiliyorduk arkadaşlar. 2018'e kadar hep klasik klasik klasik. Belki şu 2016 sorusu bir ikiz kenarın mantığını kullandıracak şekilde olan bir soru. E Belki zor bir soruydu ama aklınızda bulunsun. İkiz kenarın taban, ikiz kenarda tabana ait yükseklik tabanı iki parçaya bölmesi e, önemli bir durum. İkiz kenarda sıkıştığınız zaman bunu da mutlaka yapın. Tamam biz şunu diyoruz. İkiz kenarda tabanda mevcutsa insan olan yüksekliği çizer diyoruz ama bazen ikiz e, kenarda hiçbir şey yapamadığınız durumlarda da açı sorularında da Tabana ait yükseklikte hayat kurtarıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bu tekrarı yapmak da bu şekilde ÖSYM sorununu yazmak da benim bir eksiğimi de kapatmış oldu aynı zamanda. Mesela ben böyle bir soru hiç yazmamıştım. Ee, burada nasip oldu yazdık arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet LS 2015'te çıkan şu soruya dikkat. Lütfen buna bakın. ÖSYM'nin sorduğu soruya da şöyle bir dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Çok da benziyor soru aslında da. E, ee, paralel kenardaki özelliği kullandıran bir soru. Evet. 2017'ye ki kısımda hep böyle e, eski nesil sorular var. E, aslında 2018'den sonra da soru çözümleri hep eski nesil. Sadece bir hikaye var. Yani sadece bu tabloda bir yeni nesil diyebiliriz arkadaşlar. Bir de havlu sorusuydu bu. Ben bir şey yaptım ama e, ne derler panjur yaptım ama havlu sorusu da güzel bir soru ama e, çözümü çok kolay olan bir soru. Panjur sorusu da aynı şekilde çözümü çok kolay olan bir soru. E, yeni nesil yapmışlar. Çok da kolay sormuşlar ama ben size ne diyorum arkadaşlar? Burada da şunu da söyleyeyim ondan sonra söyleyeyim. burada da ne yapmışlar? Burada da genelde ÖSYM şeyde yapabiliyor. Dikdörtgen ve kare sorularında çarpanlara ayırmayı da kullanmayı da sever, kullantırır kullandırır da. Tamam bu 10 yıl içerisindeki şeyde görmedik ama kare sorularının içerisinde de göreceğiz arkadaşlar. Dikdörtgen sorularının içinde bir tane gördük. Kare sorularının içinde de böyle sorularda var. O yüzden böyle bazen matematiksel ifadeleri çarpanlara ayırmayı da işte yani eliniz çalışacak işlem kalabalığı yapacağınız sorularda gelebilir arkadaşlar. Ve böyle de ÖSYM sorabilir diye de şöyle bir soru da çok da güzel bir soru oldu. Ama ben her zaman dörtgenlerde şunu söylüyorum. Ben olsam, bakın ben olsam, dörtgenlerle ilgili bir soru soracağım zaman tabii ki yeni nesil, hani çok fazla 4 4 tane soru varsa bir tanesini yeni nesil ya da iki, belki iki tanesini yeni nesil sorarım. Ama benim amacım şu olur. Dörtgendeki sen dikdörtgenle ilgili soru soracaksam dikdörtgenin tanımını biliyor musun? Yani dikdörtgenin tanımını soruda uygulattırırım. Artı üçgen bilgisinden çözülebilen sorulardan şey yaparım sorarım. Şimdi şuraya baktığımız zaman yine dikdörtgenden herhangi bir şekilde herhangi bir özellik görüyor musunuz arkadaşlar burada? Hiçbir şekilde hiçbir özelliğe yer vermemiş. Dikkat ederseniz. Bir burada paraya kenardaki temel yapı şey yapmış. Bu alanın tüm alanın yarısı. Ama biz buna temel yapı hatta özel yapı diyorduk. Bunu da özellik olarak almıyordum aslında ben. Hiçbir özelliğe burada yer vermemiş arkadaşlar. Dikdörtgen ve karede bu iş tamamen böyle. ÖSYM yine size ya bu şekilde üçgen bilgisini kullandıracak şekilde sorularla karşınıza gelir. Ya da e, çarpanlar ayırmayı kullandıracak şekilde karşınıza gelir. Ha, yeni nesil yapması belki hikaye hikayeden e, şekli, şek, yani şekli böyle dilsiz verir diyeyim. Hani dilsiz haritadan aklıma gelsin. Aklınıza gelsin. Şekli boş veririm. hikayede ve iki şekli size doldurturum ama çözüm yöntemi tamamıyla üçgenden ve şeyden çıkacak sorular sorarım. ÖSYM'de büyük ihtimalle böyle yapar zaten. Ee, böyle ilginç fikirler, panjur gibi fikirler gelirse ÖSYM'nin aklına o sorularda çok da kolay olur aslında şöyle baktığınız zaman. Soruyu iyi bir şekilde anladığınız zaman. Çünkü soru baktığınız zaman gerçekten de kolay bir soru arkadaşlar. Evet Güzel bir tekrar oldu. Gerçekten güzel bir tekrar oldu. ÖSYM sorularıyla hatta bazı sorularda da ÖSYM'nin eski nesil sorularını yeni nesile çevirip hatta e, yeni bir fikirle yazdığımız bu seri gerçekten çok güzel oldu. Buradaki gördüğünüz sorular size çok şey katacak. Buradaki gördüğünüz eski sorular da size çok şey katacak arkadaşlar. Çünkü bunların yeni nesil hali gelmiş hali karşınıza da çıkabilir. E, ben çok fazla tahmin etmiyorum ama yine de çıkabilir diye de söylemekte de fayda var arkadaşlar. Böylelikle dikdörtgen kısmını halletmiş olduk. O zaman bir sonraki videoda kare testlerinde yani kare tekrarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.